Buraya kadarmış Pargalı. Ben seni yoldaşım bildim. Can yoldaşım Pargalı var dedim. Kardeşim saydım. Lakin sen öyle değilmişsin. Hünkârım, ben... Bana bunu nasıl yaptın Pargalı? Sen bana ihanet ettin. Etmedim. Hünkârım, ben size ihanet etmedim. Ölürüm ama gene de ihanet etmem, bilirsiniz. Hünkârım, söyleyin ben ne yaptım? Alın götürün, görmek istemiyorum yüzünü. Hünkârım, hünkârım. Siz ölüm derseniz ben ölüme giderim. Lakin ölmeden kabahatimle bilmek istiyorum. Allah'ın hakkıysa bunu bana çok görmeyin. Durun. Demek ölmeden önce bir tek bunu öğrenmek istiyorsun. Getirin. Çekilebilirsiniz. Seni cehenneminden kurtaracağım Pargalı. Cennet mi? Cehennem mi? Arafta kalmanı istemiyorum. Seç Pargalı. Hangisi? Mühür mü? Hançer. Unutma. İkisi de can alır. Laim sizin iradenizdir hünkârım. Senin layığın Devlet-i Aliye'nin mührüdür Pargalı. Korkma. Al. Piri Paşa Vezir-i Azamlık makamından istifa etti. Affınıza sığınarak ben yanlış mı anlıyorum? Siz bana Devlet-i Aliye'nin yüce mührünü ve makamını mı veriyorsunuz? Piri Paşa'ya geldiğinde bir soru sordum. Bana yakın, hizmetinden Kemal-i Mertebe-i Şükran üzere olduğum bir kuluma mühim bir görev vermek isterim. Bilmem hangi görevi versem. Sizce hangi makam münasip olur? Öyle yakın ve makbul kullarınıza bendenizin makamı münasiptir hünkârım. Kendisi Devlet-i Aliye'ye çok hizmetleri dokunmuş bir paşadır. Lakin artık emeklilik vakti gelmişti. Rodos'ta yaşadığımız sıkıntıyı sen de biliyorsun. Bu şerefli göreve layık olmak için kanımın son damlasına, ömrümün son nefesine kadar hanedan-ı Ali Osman'ın hizmetinde olacağım hünkârım. Biliyorum Pargalı. Kanının son damlasına kadar mühür senindir.